Sütünü içmeyeceğim mi? Damacana Bieber. Şarkı söyleyecektin. Hayır Kuzeyli. Dalağım şişti. Şşt! Bana bakın, iyi misiniz? Aman! Boş verin, canımıza değsin be! Fethi abi, ne oldu sana öyle ya? Ateş paçayı sarmış. Anam! Yanıyor! Yangın var, kaçın! Ay Fethi abi! Ay Fethi! Ay Fethi! Fethi! Ay! Ay Fethi! Fethi! Fethi iyi misin? Yanıyorum Ateş Hanım! Kurtarın beni! Söndür, söndür! 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 Ay söndürün! Söndürün şunu! Yanıyorum, vallahi yanıyorum! Ateş Hanım, yaktın beni! Tarık söndür, Tarık! Tarık! Söndür! Dur, 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 dur! Dur! Bagajı açsana, yangın tüpü lazım. Aç, aç, aç! Yangın tüpün var mı? Yangın tüpü var! Ya ne yapıyorsunuz hemşire hanım? İkinci derece yanağa böyle müdahale edilir mi? Ya dursana hemşire! Bana hemşire deyip durma. Senin hafızanı kaybetmediğini biliyorum ben. Ders öyle değil, böyle verilir be. Ne yapıyorsun? Hülya, ne yapıyorsun? Ya ah! Dedim ben sana soracağım diye, değil mi? Fünyeli iğne. Yahu alt tarafı birazcık boyumuzu uzat dedik adam. Ayağımızdan roketle mi bizi uzay yola demedik ki? Az kaldı yanıyordum Nadir Ertan. Allah Allah. Bana bak, ben bunları istemiyorum kardeşim, tamam mı? Kimin ayağına oluyorsa gitsin, o giysin. Ben de kızlar tarafından parçalanarak ölüyordum Nadir abi. Yahu hayatımda ilk kez kızlardan korktum vallahi. Kızlardan korkma, kendinden kork. Necdet. Keşke bana uyguladığın imaj çalışması da işe yarasaydı Nadir abi. Ye! Başka? Başka, başka, başka şikayet olan var mı? Ben varım Nadir abi. Yaktın beni de, bütün sırrımı anlatmışsın Hülya'ya. Bana bak yön makinesi, Nadir Ertan'a iftira etme. Ya abi ben bir tek seninle paylaştım bu sırrımı. Sen de anlatmışsın Hülya'ya işte. Sen kendi ağzınla Hülya'ya bülbül gibi anlattın her şeyi. Yerin kulağı vardır derler. Hülya'nın kulağı da o sırada buradaydı. Tıkır 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 söyledin. Ya olabilir mi böyle bir şey Nadir abi ya? Madem Nadir Ertan'la bu kadar şikayetçisiniz, o halde Nadir Ertan'sız da yaşamayı öğrenin. Benim tayyare kalkışa hazır kule, piste aç! Baş parakonda! Eyvah, size hapis cezası vermiştir. Olur mu ya? Kendini minibüse kapattı. Minibüs hapsi. Öyle demeyin. Siz dışarıda kaldınız. Biz de onu diyoruz işte. Evet abi, Nadir abi içeride, biz dışarıdayız. Nadir baba eğer yanınızda yok ise hepiniz içeri girdiniz demektir. Oğlum, çok fena uyku bastı bana. Coşkun, kükreme abicim ya, Metro Goldwyn Mayer aslanı gibi yemek yiyorum şurada. Işıl Tanrımcığım, ellerinize sağlık. Yemek çok güzel olmuş.
de yok. Bebekim. Sen Tarık. Görsün bakalım mahalleli. Kadınlar mı iyi yemek yapıyor, erkekler mi? E tabii kadınlar hep işin kolayında. Varsa yoksa tencere yemeği. 150 kişiye karnı yarık yapmaya üşeniyorlar. Zaten onlar her şeye üşeniyorlar da belli etmiyorlar. Ya gerçekten özür dileriz Nadir abi. Hadi abi ya. Bak toplu mesaj bırakıyoruz. Hepimiz senden özür diliyoruz. Değil mi abiler? Evet, Necdet haklı. Ya Nadir Ertan, kurban olayım. Biz ettik, sen etme. Önce kendiniz olmayı öğrenin, sonra başkasına laf söyleyin. Anladınız mı? Unutmayın, başkası olmaya çalışmak olduğunuz insanı harcamaktır. Ne dedi ya? Ben bir şey anlamadım. Başkası olma, kendin ol diyor. Eski bir Türk savaşçısı sözüdür. Ya çık artık Nadir abi ya. Olmuyor ki böyle paravanın arkasından evlilik programı gibi. Sus bakayım kassız başrol. Hükmünüz henüz dolmadı. Hadi dağılın. Aş berekunda. Aa, ne yapıyorsun burada? Kaymaklıyordum. Ya Hülya, şu aramızdaki küslüğe artık bir son verelim bonbonum ya. Lütfen. Son verelim değil mi? Evet, bence de. Al sana son Tarık, al. Nadir Bey yoklar mı? Bizi dışarı kapamıştır kendisi. Hay Allah. Mevlüt'ün okul meselesini konuşacaktık. Çok da aciliyeti vardı. Konu Mevlüt olunca akan sular durur. Durmasın akan sular. Aşevini aksın. Yanıyoruz! Evet. Mahalleli yanıyoruz! Koşun! Koşun! Aa! Çevirin dibi tutuyor ya! Başka gönülle muhabbet eder. Gamlı gözlü
dışarı. Yakma kendini ya. Ya duman babası abimi öldürecek. Nadir Ertan, Tarık gidiyor. Bir şey yapmamız lazım. Tarık! Ya bir şey yapın ya. Çıkmıyor işte. Yiğit, ben dayanamam. Girelim içeri. Dur, dur. Azami dikkat. Bismillah. Dikkat edin seni. Mesut abi. Mesut abi. Abi! Tarık, Mesut da gidiyor. Abi tut. Yok mu? Güremedim. Ya Tarık ya. Hülya! 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 Hey Hülya! Ay yok, göremedim, bulamadım. Göz göz görmüyor içeride ya. Ya abim gidiyor ya. Tüp, tüp bulmak lazım. Çekil ondan. Tarık! Tarık! Yerde duman olmaz. Ben bakayım. Ay tut çocuğu. Hop dur bakalım kahraman. Hoca alın şuna mukayyet olun. Beyler, hep birlikte dalıyoruz. Dört bir koldan arıyoruz, tamam mı? Tamamdır. Nadir abi ölüyor Tarık ya, ölüyor ya. Panik yapma. Allah'ın izniyle kurtaracağız Tarık'ı. Ay Nadir abi. Hey Nadir baba et be. Kurtar onu abi. Nadir abi olmadan gelmez mi? Hey bre, yaman adam girmişsin nara. Ya bu Nadir Ertan girdi, hala çıkmıyor. Annem, Nadir abi çıkamıyorsa Tarık hiç çıkamaz vallahi ya. Sus boşkun. Boşkun. Nadir abi. Sesimize gel Nadir abi. Bre baba. Nadir abi. Abi. Nadir abi. Tarık. Çık be abi. Nadir abi. Nadir abi yok mu? Her tarafa baktım. Yok. Ya. Annem erip gitti herhalde ya. Tüh. Sen artık fazla oldun ha. Vallahi yeter. Tarık ya. Ya Tarık ya. Neredesin ya? Tarık! Tarık abi! Tarık mı? Tarık! Tarık mı? Tarık! 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 Abi! Yanıyorum Nadir abi! Allah'ımıza şükürler olsun. Ya sen nasıl çıktın oradan? Abi çok tırstım, geri dönemedim. Mutfağın camını açtım, oradan atladım. Ahmet abilerin arka bahçeden dolandım geldim abi. Açılın! Ben yaktım, ben söndürürüm. Komşular! Komşular! Doktor Nadir abi. Durum sandığımızdan daha vahim Hülya. Vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar var Tarık'ın. İyileşir inşallah ama bir dizi estetik operasyon geçirme mecburiyeti var. Vücudunda her an komplikasyonlar olabilir diyorlar. O yüzden uzun süre yoğun bakımda kalacak. İyileşmesi de bayağı zaman alacak. Doktor her şeye kendinizi hazırlayın diyor. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hadi gözümüz aydın. Oh, çıkartıyorlar mı abi? Şükürler olsun. Yalnız doktor sıkı sıkı tembihledi.
Sargıları açılınca göreceğimiz manzara bizi biraz şaşırtabilirmiş. Yani fazla tepki vermememiz gerekiyormuş. Neye benzedi ki acaba? Bence kesin Japon'a benzemiştir. Tarık'ın gözler çekikti çünkü. Aa, olabilir. Japon balığına da kendini yakın hissediyordu zaten. Yok abicim, bizim Tarık'ın boyu uzun. Japon olamaz bence. Ya belki değişmemiştir. Yakışıklıydı, daha da yakışıklı olmuştur bence. Eğit bre, boş boş konuşursunuz. Neye benzeyecek, ne olacak işte? Tarık, Tarık. Meftun haklı. Neye benzerse benzesin. Bakın biz 10 sene önceki halimize benziyor muyuz? Hayır. Hadi gidelim Tarık'ı görmeye. Hadi açılışı yapalım hemşire hanım. Tarık. Bu yoğun bakım günleri bana çok yoğun düşünme günleri oldu Hülya. Ben çok değiştim. O kadar değiştim ki tahmin bile edemezsin. Tarık. Bonbonum, seni görüyorum. Bu kim ya? Yemezler. Ses Tarık'ın sesi ama. Bir Nisan şakası mı ya? Hastanede bebek karıştığını görmüştüm ama Tarık karıştığını ilk defa görüyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Tarık, bence sen hiç kalkma. Hep yat böyle. Evet, evet. Sen daha hasta sayılırsın çünkü. Çocuklar, ya Allah Allah. Arkadaşınız ne güzel olmuş işte. Ya Nadir abi, ne diyor bunlar ya? Ya Nadir abi, ne olmuş böyle? İşte ne güzel, sana da bir değişiklik oldu. Hülya, yardım et. Tut elimi. Ah! Bu kimin eli ya? Ah, benim. Nadir abi, ne oluyor ya? Tarıkçığım, şimdi sen yangına girdin ya. Doktorlar acil müdahale etmek zorunda kaldılar. Tabii kaportayı düzeltelim derlerken hafif orijinalinden birazcık kaybettin. Boyayı da tam tutturamamışlar sanırım. Ayna verin, bakacağım kendime. Ayna yok. Çantada vardır Hülya. Olmaz Tarık, olmaz. Ya çekilin ya. Nasıl Tarık, beğendin mi? Biz çok beğendik. Beni mi kandırıyorsunuz ya? Bu ben değilim, bu Pascal Numa. Tarık, hayır. Dur. Hayır. Dur. Biz Pascal Tarık'ın peşinden yetişemeyiz. Benzinimiz yetse de beygirimiz yetmez, anladın mı? Ben artık hiçbir zaman eski Tarık olamayacağım, değil mi? Nadir abi ne dedin? Önemli olan karakter Tarık. Hülya, sen ne diyorsun ya? Dedim sana, artık bambaşka bir insanım. Sen beni o ışıltıyla aldattığından beri zaten benim için bambaşka bir insansın Tarık. O bir hataydı. Boş bulundum. Kandırıldım. Hep sen beni kandıracak değilsin ya. Seni de kandıracak birileri çıkmış demek ki. Sana o hışırtıyla hayatında başarılar dilerim Tarık. İnsan bazen bilmeden hata yapar. Ama bu hatalar acıtmak için değil, sevdiği içindir. Bunu senden hiç beklemezdik Tarık. Ben de artık senin asistenten değilim. Seni adam sanmıştık oğlum. Değmez misin? Hepimizi kaybettin Tarık. Yaram, beni de mahvettin arkadaşın olarak. Yazıklar olsun. Abi ne yaptın sen ya? Ne diyorsun sen ya? Ayıp. Neden ayıp ya? Of ya. Of. Ya.
Nadir abi, Nadir abi. Tarık Numa olduğum için artık futbola başladım. Bari bir işe yarayayım, değil mi abi? Vallahi bugün işte korkarım boş tribünlere oynarsın Tarık. Hadi bakalım uza buradan, görmeyelim seni. Ya Nadir abi ya. Sen de mi sırt çevireceksin abi bana ya? Bana bak. Bizim kimseye sırt çevirdiğimiz yok koçum. Lakin sen bize gerçek yüzünü gösterdin. Biz de sana kırmızı kart gösterdik. Hülya'ya yaptıklarını kimse affetmez. Aç bırak onu da. Evet. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım. Size bunca zamandır Tarık'la ilgili verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bu da ne demek oluyor şimdi? Şu demek oluyor babacığım. Artık hayatımda Tarık diye biri yok. Ha biri ayrılıp barışıyorsunuz. Bu kaçıncı oluyor? Emin misin kızım? Eminim anne. Hatta o kadar eminim ki Tarık diye biri var ama benim hayatımda yok. Sizin de olmayacak. Hatta o kadar olmayacak ki Tarık'ı yolda görseniz bile tanımayacaksınız. O derece yani. Biz o serseriyi zaten tanımayız kızım. Senin hatırın olması. Yüzüne bile bakmayız. Yanarım, yanarım. Yine ne oluyor ya? Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım. İşte Tarık geçer, bu. Yanarım. Ses aynı da. Görüntü farklı. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım. Gün geçer, yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Aa, yanarım, adama bak ya. Yanarım. Aynı Tarık abinin sesini taklit ediyor. Gün geçer, helal olsun be. Yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım. Gün geçer, yanarım. Tarık! Tarık! Tarık, müjdemi isterim. Çocuğumuz olacak. Ne çocuğu ya? Ne çocuğu ya? Ya! Kızım ne oldu? Ay anne çok fena bir rüya gördüm. Ay hatta galiba Karabasan. Uf, gel buraya. Su. Geçti. Geçti. Dur ben sana bir su getireyim. Bak böyle salonda yatıyorsun, yerini yadırgıyorsun, ondan oluyor bunlar. Kim ya? Alo Ümit. Günaydın. Ay sana da günaydın. Böyle erkenden aradım ama kahvaltı etmeden yakalayayım seni dedim. Ne dersin? Birlikte kahvaltı edelim mi? Ay Ümit, moralim çok bozuk ya. Düzeltiriz işte moralini. Ya ben gelmesem. Ay hiç anlamam. Şu an mahalleye doğru geliyorum. Sen de benimle kahvaltıya geliyorsun. Sen aradığında beni kirletmeden geldim ama, değil mi? Tamam Ümit, birazdan inerim aşağı ben de. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Günaydın. Deniz? Bu surat ne böyle? İyi ki gidersin matematik olan liseli gibi. Evin anahtarını alabilir miyim Talha? Ben daha kendime yaptırmadım ki. Yaptırma zaten. Ayrıca gidip kendinize başka kalacak bir yer bul. Ya ne oldu? Ne yaptık biz sana? Yok bir şey. Ya hadi ama Deniz, nazlanma. Söyleyin işte ne olduysa. Söyleyemem Talha. Söyleyemem. Hülya Tarık abi açıklama yapana kadar ben sana hiçbir şey açıklayamam. Söz verdim. Ama... Ayrıca bir sürede görüşmeyelim. Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Ellerim. Annem nerede ya?
Ya baba annemi bulun artık lütfen ya. Öf Tarık, ne çok konuşuyorsun. Her yere baktık işte. Sıkılır çıkar gelir. Oğlum ellere bak ya. Ramses gibi oldu ha. Aynen abiciğim. Bal mumundan Tarık. Şş, biz bunun kıymetini bilelim ha. İleride müzelik olur. Siz ne saçmalıyorsunuz bakayım burada? Arkadaşınıza böyle mi yardım ediyorsunuz? İkinizi de bu evden kovuyorum. Gelin Neriman'ı arayın. Bu bir emirdir. Baş üstüne patron. Elim. Huysuzlanma sen de. Geçer. Allah! Ya ne yapıyorsun Boşkun ya? Önüne baksana oğlum. Tersten girmişsin. Talha'cığım, hiç kusurumuza bakma olur mu? Biz hız limitini aştığımızı fark edememişiz. Küçük bir çarpışma oldu ama rahat ol. Kaza tutanak raporu bendenizde. Ya oğlum bir sussanıza. Dinleyin beni. Şu andan itibaren kalacak yerimiz yok. Evsiz kaldık anlayacağınız. Deniz bizi evden paketledi. Oğlum Tarıklar ne günü duruyor? Burada kalırız işte. Abicim bu evin yeni sahibi kim? Ali Bey amca. Kendisi Neriman Hanım teyzeciğimi ipotek ederek eve kondu. Yani doğal olarak burada da kalamayız. Oğlum Ali Bey amca Neriman Hanım teyzeyi evden kaçırtmadı mı? Evet. O zaman biz de onu evden kaçırttırırız. Hoş geldiniz tırtaramiler. Gene neyin peşindesiniz ha? Nedir problem? Şimdi Nadir abi. Bunlar bizim için basit işler. Ama önce şu ortalığı bir toparlamamız lazım ya. Hadi kolları sıvayıp Meftun abinize yardım edin. Fakir fukara bizden yemek bekler. Aç bana kolla. Baştine Nadir abi. Ne oldu Hülya? Moralim bozuk. Gözleri mandallı herif mi yine? Ya yok bir şey Ümit ya. Bir rüya gördüm de hala onun etkisindeyim. Bak bundan sonra hayatında ben varım. Artık kötü rüya görmek yok. Şaşırdığının farkındayım. Ama ben sana sıra sıklama aşık oldum Hülya. Ne diyorsun Ümit ya? Ne yapıyorsun hatta? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Oo, aleykümselam, Süper Mario Fetti. Nedir derdin? Nadir Ertan, ben senden özür dilemeye geldim. Yok, öyle şey olur mu ya? Özür kabahati olanlar içindir. Senin ne kabahatin var ki özür diliyorsun? Olsun, ben yine de özür dilerim. Ver elini öpeyim. Bana bak Fetti. İnsanlar kendi içlerindeki güzelliği görmezler. Hep kaportayı güzelleştirmekle uğraşırlar, anladın mı? Şimdi... Bizim ünlü bir türkücümüz var, Nuri. Onun nesi güzel? Sesi güzel. Senin neyin güzel? Senin de sesin güzel. Kendi yeteneklerini ortaya çıkar ki insanlar sendeki gerçek güzelliği görsünler. Aç bırak onu. Bak onu doğru dedin. Allah razı olsun. Talha! Koçum ben sana ne soracağım biliyor musun? Ben sen bu işleri bilirsin diye sana soruyorum. Şimdi Nadir Ertan sesin güzel deyince aklında şöyle bir şey cereyan etti. Diyorum ki ben, bana bir demo kaydı yapsak. Sonra klip çeksek diyorum. Bu bize kaç para yapatlar? Yani günah ne olur bunun? Vallahi Fethi abi, yani 500 ila 1000 lira arası bir şey tutar. Ha buna bir de kamera parası ıvır zıvır da eklersen 1500 liraya patlar sana bu demo. Demo ya. Fethi. Bu soğukluğu burası yanarken yapacaktın ki bir işe yarayacaktı. Dondurdun milleti.
Tabii, hoş olmadı değil mi? Neyse, ben madem esprim beğenilmedi, ben yavaştan uzayayım. Hadi kolay gelsin, baş baş. Hadi bakalım, koş. Aşıksan Bursa'za, şoförsen Baskız'a. Eh bre, yaman adam be. Hadi, işinize bakın. Demo yaparım ha. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aynısı sana da işler. Hayırdır, mahallenin megavakkalı. Rejimi mi bozdun? He ya tablet fethi. Süreyya Hanım'la kavga ettik, ayrıldık. Ben de rejimi bozdum. Yapma ya. Ayrıldınız mı? Keşke ayrılmayaydınız. Ya yetti cana iman arkadaş. Öyle yapıyorum olmuyor, böyle yapıyorum olmuyor. Yani her gün kıvranacağım ama iki gün acı çekerim yeter. Hem sonra ayrılıp da kavuşamayan tek insan ben olmayacağım ki. Acıtır ama öldürmez. Oo, bana bak Edip, sen bayağı dertlenmişsin ya. Olsun ama be. Bak, özüne dönmüşsün. Daha iyi olmuş. Neyse hadi iyi, otur hadi, otur, otur, otur. Ya ne oldu? Duydum, olaylar falan olmuş, öğrendim. Ha, vallahi neler oldu neler. Ama o olayların akabininde kardeşin özüne döndü. Aynı senin gibi. Bundan sonra kendimi müziğe vereceğim. İyi, iyi, ver. Benim düğünde çağırsın diyecektim ama ne yapalım artık, kısmet değilmiş. Ya tabii canım, her şeyde bir hayır vardır derler, canım benim. Hı-hı. Yalnız ben diyorum ki, böyle bir demo kaydı yapsam diyorum. Ama bunun için bana bir sponsor gerekiyor. Sponsor arıyorum yani ben. Yollayayım ben sana sponsor. Kaç para istiyorsun? Vallahi en çok 1000 lira falan yani. İyi tamam. Bu benim düğün işi için videocu parası ayırdıydım ben. O nasıl olsa başa çıktı. Verdim gitti. Esra mı? Esra mı? Senin canını yerim ben ya. Ya dur çay söyleyeyim sana. Afiyet olsun. Ateşim sana da yük oldum vallahi. Ay olur mu öyle şey canım? Düşündüm, dedim ki beni nerede bulamazlar, aklıma sen geldin. O yüzden sana geldim ben de. İyi yaptın. Bayılırım kadın dayanışmasına. İnşallah Ali de bir an önce evi terk eder de ben de geri dönerim. Çok büyük konuştum ateşim. Dedim ki, hatta mektupta da yazdım. O Ali gitmeden eve dönmem dedim. Hay Allah, daha da yeni barıştınız ama. Neyse, sizin kararınız tabii. İnsan nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Nerimancığım, burada istediğin kadar kalabilirsin. Senin burada kaldığın kimsenin aklına bile gelmez. Aa, hayırdır. Aa, Süreyya'cığım. Ateşciğim, çok kötüyüm ben. Ay, ne oldu şekerim? Birine bir şey mi oldu? Bana oldu. Edip Bey'le ayrıldık. Ne yapacağım ben şimdi? Ay Süreyya Hanım, salon olmaz, dur. Tam hayatımın erkeğini buldum dedim. İşte evleneceğim adam bu dedim. Ne oldu? Arifesinde ayrıldık. Tamam şekerim, sakin ol. Anlaşırsınız, konuşursunuz, tekrar barışırsınız. Çok zor. Konuşmak bile imkansız hale geldi. Ay kendini helak ettin. Gerekirse biz konuşuruz ayol. Ha, evet. Aa, Neriman Hanımcığım, siz burada mıydınız? Dün Tarık geldi sizi aramak için. Evi terk etmişsiniz, öyle söyledi. Evet Süreyya Hanımcığım, dayanamadım artık Ali. Aynı çatı altında olmak istemiyorum. Ay, ama ben Edip Bey'le aynı çatı altında olmak istiyorum. Hem de çok istiyorum. Ay Allah'ın işine bak. Vallahi bu erkeklerin işi çok zor. İstedikleri kadar uğraşsınlar, gene de anlayamazlar. Çay getireyim mi? Oh, Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni hangi rüzgar attı diyeceğim ama Tarık'ın tüten dumanlarını takip ederek geldin herhalde. Tarık'la görüşebilir miyim? Tabii, geç, içeride yatıyor. Bu arada sana çok müteşekkirim. Neden? Farkında olmadan Tarık'ın hayatını kurtardın. Eğer onu yoğurtlamış olmasaydın dibi tutup yanabilir, hatta zehirlenebilirdi bile. Ben Tarık'ı göreyim. Aa, ağrı kesicim gelmiş. Hoş geldin Hülya.
Bir geçmiş olsun deyip gideceğim. Aa, öyle hemen gitmek var mı Hülya'ya? Şuraya bir Hülya silin yapmadan hayatta bir yere bırakmam seni. Ben ayrılmak istiyorum Tarık. Ne? O ne biçim söz Hülya ya? Nereden çıktı şimdi bu? Çünkü sen beni aldattın. Ya ne aldatması Hülya ya? İyi ki bir hasta hemşire oyun oynadık ha. Bu bir ayrılma sebebi değildir. Oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. Başka öneriniz? Tarık beni o ışıltıyla aldattığını biliyorum. Bana yeni yeni yalanlar söyleme. Ya ne ışıltısı, ne aldatması Hülya? Ispatla. Bana seni aldattığımı ispatla, ben seni bırakacağım. Hemen şimdi burada bırakacağım. Ispatla. Bırakacaksın. Evet. Bu ne o zaman? Aa, hakikaten bu ne Hülya ya? Ah! Ah Hülya! Ah! Hülya! Biz... Ya bu ne şimdi ya? Ah! Benim yârim çok güzel. Kız annem azıcık boydan uzun. Yömiye'yi doğrulttuk. Benim yârim çok güzel kız annem. Azıcık boydan uzun, aman aman uzun. Fethi, Fethi, Fethi. Ne yapıyorsun sen? Kız Allah senin canını almaya ödümü kopardın. Konsantrasyonumu bozdun ya. Ne söylüyordun? Ben ne söylerim? Ben ne söylerim? Türkü. Demo yapacağız. Elif bana sponsor oldu. Ya. Ne yapacaksın demoyu? İnternete koyacağım. Bakarsın belki tık rekoru kırarız. Ben de oradan doğru yürürüm. Belki bir fark eden olur. Ya Fethi, benim tanıdığım bir prodüktör var. Çok meşhur bir adam. Aa, kimmiş kız o? Tanımazsın sen. Ya adam madem çok meşhur, ben niye tanımıyorum? Adam Avrupa'da, Amerika'da tanınıyor. Yani bütün bu meşhur şarkıcılar var ya, işte onları meşhur eden adam bu. Kız ışıltı. Hı. Ben diyorum ki, madem o adamı sen tanıyorsun, şu Fethi abine bir güzellik yapsan da şu adama demoyu yollayıversek, he? Gerek yok. Nasıl gerek yok? Çünkü adam yarın İstanbul'a gelecek. Ya ben adamla konuşayım, gelsin, senle tanışsın, demonu da kendin ver. Kızım, koskoca meşhur prodüktör benim ayağıma mı gelecek ya? Ya Fethi, hiç bilmiyorsun bu müzik piyasasını. Bunlar yetenek avcısı. Bunlara da ki, çöplükte bir adam var ama sesi çok güzel. Hemen giderler tanışırlar. Yapma ya. O zaman ben biraz daha çalışayım değil mi? Ya ama bak, bir adama benim getirttiğimi kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Yani adamla benim bağlantım olduğunu kimse bilmeyecek. E tamam da o niye? Ya öyle işte. Ya sonra arkadaşlarımın bakışı değişiyor. Böyle bir çıkar ilişkisine falan dönüşüyor. Hep böyle oldu. Yalnızca sen bileceksin. Tamam tamam, sen merak etme. Tamam. Hadi ben kaçtım. Sen de yarına çalış. Hazır ol biraz daha. Tamamdır. Hadi bay bay. Kendine dikkat et. Sağdan sağdan git, düşersin. Aman. Heh. Hadi canım, hadi. Of! Kollarım koptu ya. Coşkun, dili çalıştırma. Eli çalıştır yavrum. Of Nadir abi ya. Justin, biber olduk. Harika, yine yüz vermedi abi ya. Deşlet, biz sana ne dedik? Patlıcan biber olma, kendin ol dedik. Kendi güzelliklerini ve yeteneklerini ön plana çıkar dedik. Nasıl yani Nadir abi? Yavrum, şimdi öyle uzalmayı, incelmeyi bırakacaksın. Sen bu tombişliğinle güzelsin. Bak Atay'a, bak Şahan'a. Onlar da tombiş ama herkes tarafından seviliyorlar. Peki onların nesi güzel? Komikliği güzel. Hah, bak sen de komik ve zeki bir çocuksun. Yeteneklerini ön plana çıkar ki güzelleş. Herkes tarafından sevil. Bak gördün mü tombişler padişahı Edip abini? Kafayı kullandı, yeteneklerini ön plana çıkardı, Süreyya Hanım'la evleniyor. Ya öyle...
öyle diyorsun da Nadir abi, ben ne yapayım? Dımdızlak ortada kaldım ben ya. Senin işin sıkıntılı Coşkun. Sen önce kıza çirkin dedin, sonra heykel çıkınca peşine düştün. Kalbini kırdın kızın. Önce kalbini tamir etmen lazım. Dış güzelliğinin değil, iç güzelliğinin peşinde olduğunu ona göstermelisin. Ferdi! Gel bakalım. Herkesi güzelleştirdik, seni de hafif çirkinleştirelim, yaşına yaş katalım icabında. Operasyon başlasın. Hadi kovaları boşalt, gel, koş! Abi, alıyorum nevaleleri. Tamam koçum, sen meyve sularını al, bunlar da bitmek üzere, veriyorum arkadan, tamam? Merhaba Edip Bey. Ateş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır böyle ekmekler falan, ne oluyor? Ha, aşevi yandı da. Aa, geçmiş olsun. Nasıl oldu? Ya işte görünmez kaza. Ali Bey geldi, orada yemek yapacağım diye bütün aşevini yaktı. Yani biz de ne yapalım, tadilat var diye bugün böyle ekmek arası falan yapacağız. Hey Allah'ım. Merhaba Ateş Hanım. Merhaba canım. Abi alıyorum bunları da. İyi tamam, hadi bitti, al hadi. Dur, bir bekle. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ayakta kaldınız, birin oturun. Edip Bey, uzatmadan konuya gireceğim. Süreyya Hanım bu sabah bana geldi. Bir şeyler yaşamışsınız. Bu konuda üzgün. Hatta çok üzgün. Hatta bunalıma bile girmiş diyebilirim yani, o derece. Vallahi benim yapacak bir şeyim yok. Pire için yorganı yakan kendisi. Yani bir ruj lekesinden bana müebbet verdi. Aslında var ya, bunalıma girmesi gereken biri varsa o da benim. Bir dakika bakın, şimdi göstereceğim. Ne oluyor Edip Bey? Bir dakika, siz durun. Bakın buna. Seyredin, seyredin. Allah aşkına bu nedir ya? Yani bana bunu izah edin dedim, kaçtı gitti. Hayır yani biz arkadaşlarla toplandık, böyle eğleniyorduk falan dese ben affedeceğim kendisini, konuyu kapatacağım. Ama hiç onda öyle bir şey yok, o fısır sıfır. Ya bu nedir ya? Yani barışma konusunda katıyım diyorsunuz, öyle mi anlayayım ben? İşte bende bazen böyle oluyor, bunu kendisi iyi bilir. Hiç kusura bakmasın. Hatta siz bu maytap mıdır nedir, alın bunu da bunu götürün de bir kendine bir baksın. Merhaba, ben geldim Tombiş Bakkal. İşim bittiyse tabletimi alacağım. Pardon, sizin miydi? Evet, ben getirip gösterdim Edip Beyciğimi. Yani her şeyi öğrensin diye, değil mi Edip Bey? Aynen. Ya deli kız, bizim bununla daha işimiz bitmedi. Biraz daha kalsın mı? Ay hiç problem değil. Yani işiniz ne zaman biterse. Ya benim şeyim, sizin şeyiniz. Bay bay. Deli, deli ya. Biraz değil, bayağı bir deli yani. Bayağı deli. Buyurun, kimi aramıştınız? Neriman! Annem, ben geldim, neredesin? Hoş geldiniz ama Neriman yok. Çekil, çekil şöyle kenara. Neriman'ımı görmeye geldim ben. Neriman! Neriman! Oğlum! Aa! Neriman girdi! Ay! Çabuk gelin! Ne vuruyorsunuz be? Kimsiniz? Nasıl yardımcı olabilirim size? Sen beni nasıl tanımazsın? Hayırsız damat. Ben Neriman'ın süt annesiyim. Gel, gel buraya naylon damat. Gel, bitireceğim seni. Neriman, kızım, evladım. Ne oluyor, bu ne gürültü ya? Bu kim ya? Aa, Hobbit gelmiş. Şişt, abicim çaktırma ya. Ben Ferdi. Sidney'e kılığına girip geldim, Ali Bey'i kaçırtacağım. Çok iyi ya, çok iyi. Aa, annemin süt annesi gelmiş. Hoş geldin Melahat anne, ver elini öpeyim. Dur! Ah. Çek elini serseri. Abi çok pardon ya. Damat!
Süleyman'ım nerede? Gel. Geç Melahat anne, şöyle otur geç. Yo yo, getirme onu buraya. Dışarı çıkar. Neriman dolasına filan kapa. Kontrolsüz güç kullanıyor. Gel bakalım buraya. Einstein damat. Sen benim Neriman'ımı mı üzersin? Kendi kraline kıracağım. Gel buraya, keçe sakal seni. Gel. Tipsiz damat, aç kapıyı. Kitledi oğlum kendini. Elbet çıkacak o delikten. Bu evi var ya, ona zindan edeceğim abicim, zindan. Damat, biçimcik barut, biçimcik saçma, sıkıysa kaçma. Aç kapıyı, nerede benim Nerimanım? Bu evi zindan edeceğim sana, zindan. Gençler, ne yaptınız? Hallettiniz mi malzemeleri? Çekiyoruz değil mi deboyu? Ya çekelim Fethi abi, çekelim de. Yani çekip ne yapacağız? İnternete koyarız. Yok oğlum, öyle internet olmaz. Bir sakin ol. Fethi abin bir tane prodüktör buldu. Demoyu ona vereceğiz. Yalnız adam gelmeden hallederek değil mi Talha? Ne zaman geliyor bu prodüktör? Ya ne zamana yetiştireceğiz ki? Ya adam yarın buradaymış kardeş. Ben diyorum ki hızlı halledelim ki yarın işimiz aksamasın değil mi? Ay senin için çok sevindim Fethi abi. Sağ ol fıstık. Süreyya'cığım, senin Edip Bey'le ilişkine resmen komplo yapılmış. Nasıl yani? Bak, bunu Edip Bey verdi. Burada senin Ali Bey'le çekilmiş görüntülerin var. Bu görüntüleri de şu mahalleye musallat olan kız var ya, Işıltı, o izlettirmiş Edip Bey'e. Edip Bey de dedi ki, al bunu götür Süreyya Hanım izlesin dedi. Ay, ver bakayım şunu. Resmen rezillik. İnanamıyorum. Adam haklı vallahi. Ben onu böyle yakalasam kim bilir neler yapardım. E sen de Aysel'i kıskandın ya. Yani olacak iş değil. Edip Bey dans öğrenmek için rica etmiş Aysel'i. Adamcağız sana düğün için sürpriz yapacaktı. Kadının da beli kırılıyordu neredeyse. Ay öyle dükkan kapatılmış. Onları kol kola görünce ne yalan söyleyeyim, kıskandım vallahi. Sen de Edip Bey'i kıskanacak Aysel'den başka birini bulamadın mı Allah aşkına? Dünya yansa Aysel ile Edip bir araya gelmez. Ay dünya yansa dedin de aş evinde yangın çıkmış. Aa, nasıl bir şey olmuş mu? Bilmiyorum. Dur ben bir Aysel'i arayayım, onun haberi vardır. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. Kusura bakmayasınız, içerisi hazır değil. Bugün böyle oldu. Alo. Ay Neriman, neredesin sen? Öldüm meraktan ayol. Aysel'cim kusura bakma, haber vermedim sana da. Sana da gelmedim çünkü akılların ilk senin eve bakmak gelir diye düşündüm. Doğru valla. Ya senin oğlan benim evi didik didik aradı. Tabii canım, bilmem mi? O yüzden Ateş Hanım'a geldim. Aman sakın kimseye söyleme. Ay yok, söyler miyim hiç ayol? Ya şeyi merak ettim. Aşevi yanmış, kimseye bir şey oldu mu? Ay vallahi çok şükür yok olmadı. Ya bir tek senin Tarık'ın yandı. Ne? Ay nasıl? Ay çok mu yandı? Ay yani. Aa, ama pansumanı yapıldı. Sardılar. Nerede şimdi, hastanede mi? Yok, eve çıkardılar. Kapat, ben geliyorum. Ay benim çocuğum Tarık yanmış, ben gidiyorum. Hemen bize haber ver, telefon aç. Abicim nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama bu ışıltı bize çok fena oyun oynamış. O gün Deniz'in evinde bizi uyutan da oymuş. Hülya onun yüzünden terk etti beni ya. Yataklar ismimizi çekmiş. Yılan! Çöz kirleri! Ya! Oğlum kız değil, şeytan çıktı diyorum sana ya. Kıskanç! Işıltı'ya sevgili oldum diye böyle yapıyorsun değil mi? Ha? Seni ve Talha'yı arkadaşlıktan men ediyorum. Sakin ol şampiyon. Adam burada çok ciddi bir şeyden bahsediyor. Kıskançlığın ne yeri ne de zamanı. Abicim peki bu kız bize neden böyle bir şey yapıyor? Yani bizimle ne alıp veremediği var ki? Abicim ne alıp veremediği beni ırgalamaz. Bunun hesabını sormalıyız. Oğlum önce şu Fethi abinin demo işini halledelim. Hem şimdi Işıltı'yı nereden bulacağız ki? Doğru söylüyorsun abicim. O zaman ben gideyim içeri üstümdekileri çıkartayım. Sonra da bütün işleri halledelim, tamam? Şş oğlum, nereye değiştiriyorsun üstünü? Babam daha evi terk etmedi ki. Doğru söylüyorsun. Oğlum
bulun. Hem bence sen var ya, bu kıyafetlerle bateri çalsan, of! İnternet fenomeni oluruz be. Dıbı dıbı dıs. Aa, anne geldim ya. Oğlum, iyi misin çocuğum? Aa, anne, anne neredesin sen ya? Anlatırım oğluşum, çok merak ettim. İyi misin sen? Bakayım ellerine. Azıcık yandı, bir şey olmadı ya. Geldin mi Neroman? Senden çok rica ediyorum, şu süt anneni evden gönder. Bu kim be? Süt annemmiş. Lütfen süt ürettiği çiftliğine geri dönsün. Sen kimin evinde kovuyor? Gel buraya, gel. Gel, gel. Hayırsız damat, gel sen buraya. Ne oluyor burada? İki dakikada evi sirke çevirmişsiniz. Benim Neriman Hanım teyzeciğim Ferdi. Ali Bey'i evden kaçırmak için böyle bir yöntem bulduk. Hatta hedefimize de fazla uzak sayılmayız. Çok yakınızda denilebilir. Ay alemsiniz çocuklar. Şimdiye kadar beni hep Mine Ferdi olarak tanıdınız. Ama artık Mine Ferdi olarak tanıyacaksınız. Abiciğim ben şimdi böyle hani nine kılığındayım ya, o yüzden böyle eski püskü espriler yapabiliyorum ancak. Hadi abiciğim, hadi geç kalıyoruz. Tamam, ben de hemen üstüme bir şeyler giyeyim. Bu da sonuncusuydu. Buyurun muhasebeci kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun artık. Ben ay başlarında gelir, teker teker geri alırım senetlerimi. Hayırlı olsun. Evet. Hadi bakalım Meyit. Artık sen de bizim okulun öğrencisi oldun. Evet öğretmenim. Peki, beğendin mi okulumuzu? Hem de çok öğretmenim. Hocam şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Bizim Neşet'i çağırsak da Melut'e okulu gezdirip şöyle minik bir tanıtım turu yaptırsa, güzel olmaz mı? Çok iyi düşündünüz. Ben hemen haber vereyim. Biz de birer çay içeriz değil mi Nadir Bey? Tabii ki, sıcak sıcak. Kızım odama Necdet Aratan'ı gönder, bize de iki çay söyle. Mevlüt, hadi bakalım. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Aş paragonda. Fethi abiciğim, şöyle bir tık sağa kayar mısın? Kamera beni de görsün oradan. Merak etme teyzem. Ay yeri. Tarık, hadi gel, hazırız. Ya Hülya yapma böyle. Işıltı kumpas kurdu diyorum sana. İspatlayacağım bunu. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Yalan olmadığını göreceksin. Ya arkadaşım, gidin özel hayatınızı başka yerde yaşayın yahu. Görmüyorsunuz mu? Klip çekiyoruz burada. Ciddi bir iş. Desteğe mi geldiniz, kösteğe mi geldiniz arkadaşım? Biraz yüzünüz gülsün canım. Pardon Fethi abicim, pardon. Yok, mega bakkal. He, söyle tablet. Ya sen niye öyle uzakta duruyorsun? Gelsene bu tarafa doğru. Sonuçta sen de bir sponsorsun. Sen de görük. Ya hadi boş ver ya. Aa, vallahi olmaz Edip abi. Gel, sen de klibe bir renk kat. Hem zaten Talha kadrajı ona göre yaptı. Değil mi Talha? Aynen abi, kırma bizi. Hey, hadi bakalım öyle olsun. Sonuçta beni de meşhur yapacağınız yani. O zaman giriyorum kayda. Gir koçum, gir. 3, 2, 1... Kayıt. Son ki. Koydum
tasarız annem. Leblebi koydum tasarız annem. Doldurdum basa basa kız annem de doldurdum basa basa kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem. Azıcık boydan uzun kız annem de azıcık boydan uzun kız annem. Mevlüt'ün okula alışma sorunu olmayacak sanırım. Çok sosyal bir çocuk. İniş acil oldu ama zemin sağlam. Piste hemen adapte oldu yavru planör. Butlaçoz. Burası da okulumuzun arka bahçesi Mevlüt'cüğüm. Teneffüslerde burada buluşuruz. Teneffüslerde görüşebilecek miyiz yani? Aslında biz ufaklıklarla takılmıyoruz da sen istisnasın. Emanetsin bize. Hop! Millet! Toplaşın mı kimi buraya? Bana bakın. Bu çocuk bizim kardeşimiz. Buna yamuk yapmak yok. İyi belleyin, tamam mı? Tamam. İyi. Anladığınıza sevindik. Başın ne zaman sıkışırsa bana geliyorsun Mevlüt'cüğüm. Aslında ben kendim de halledebilirim. Sakın ha. Bak burası okul. Burada yanlış bir şey yaparsan öğretmenler sana çok kızar. Oğlum laf anlatıyoruz burada. Niye dinlemiyorsunuz? Bak burada herkesi Mevlüt arkadaşımızla tanıştırıyoruz. Mevlüt! Mevlüt. Kendisi aynı zamanda kardeşimiz olur ona göre. Tamam verin artık şu topu. Top mop yok size. Siz çok oynadınız. Azıcık da Mevlüt oynayacak. Bak Mevlüt böyle atacaksın. Aynısı sana da işler. Buyurun, nasıl yardımcı olalım? Özür dilemeye geldim. Yeni mi aklınıza geldik? Daha önce geldim ama kapı önünde göbek atıp para seçiyordunuz. Keyfinizi kaçırmayayım dedim. Buyur Edip al. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Bu ne bu? Bu vali kebabı. Vali mi gelecek? Yok, ben yiyeceğim. İnanamıyorum. O kadar mı bitirdiniz beni kafanızda? Beni kafasında bitiren önce sizsiniz. Rica ederim karşımda ağlayıp durmayınız. Gözyaşlarınızı kullanıp katılaşan yüreğimi yumuşatmaya çalışmanız nafile bir yol. Bana niye bu kadar katısınız? Bunu siz mi söylüyorsunuz? Benim sizi aldatacağımı düşünerek bana yeteri kadar katılık yaptınız. Üstelik kapınızdan kovdunuz. Şimdi düşünüyorum da ne budalaymışım. Sizin için onurumu ayaklar altına aldım. Bana hiç mi tahammülünüz kalmadı? Benim size sonsuz tahammülüm var da siz nedense hala bunu anlamıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bir türlü anlayamıyorum. Yazık, hala anlamadıysanız. Ben Edip Sever, özüme dönüyorum Süreyya Hanım. Sizin içiniz berkilmesin diye ayaklar altına aldım, bir gururum oldu, hatırıma geldi. Bunları yiyerek mi döneceksiniz özünüze? Evet, bu da bunun bir yolu. Peki öyleyse. Dönün bakalım özünüze. Süreyya Hanım. Öyle yapılmaz. Böyle yapılır.
Necdet. Al bakalım bunu. Bu ne Necdet? Bir stand-up gösterisi hazırlıyorum da harikacığım. Bunlar da onun biletleri. Biliyorsun biletsiz giremezsin. Sonuçta vergisiz kazanç kutsal değildir. Unutmayalım. Oturduğun yerde rahat mısın harikacığım? Başla Necdet. Başlıyorum o zaman. Perde. Nadir abi, Nadir abi. Boncuğum beni terk etti abi ya. Ha! Ne yapacağım ben şimdi? Yapayalnız kaldım ortalıkta ya. Bana bak, jön makinesi. Yavrum, sen bu kızı sefiyor musun? O nasıl söz Nadir abi ya? Ben boncuğumu her şeyden çok seviyorum. Harikalar harikası seviyorum ya. O zaman bunu harika kısımısa kendin söyleyeceksin. Kassız başrol. Hadi bakayım. Pır pır da pır pır. Pır pır da pır pır. Kaç para konda? O zaman ben gideyim. Tempolu gideyim. Tempolu söyleyeyim. Ben seni harikalar diyarında tarzımızı çok seviyorum diyeyim ya. Hülya! Nasılmış? Vallahi Tarık abiyle Nadir abinin aynısını yapıyorsun Necdet. İkinci gösterimize de bekleriz. Harikacığım. Ama bak elini çabuk tut, biletler tükeniyor. Şey, Necdet. Acaba çıkışta seninle biraz özel konuşabilir miyiz? Özel? Tabii konuşabiliriz. Harikacığım. Tamam o zaman çıkışta görüşürüz. Görüşürüz ki. Sonunda anladı be. Akşama düğün var. Bursa davullar. Şaka yapıyorsunuz ya. Maalesef anlattıklarım birebir doğru Mineciğim. Bu ışıltının içinden bir canavar çıktı ya. Bütün bunlar benim yüzümden geldi başınıza. Ya hayır üzülme Mine. Senin ne suçun var? Bakın benim süper bir fikrim var. Sen şimdi ışıltıyı arayıp buraya çağıracaksın tamam mı? Biz de bir gizli kamera kullanaraktan ışıltıyla beni yüzleştireceğiz. Nasıl fikir? İyi tamam siz nasıl isterseniz. Tamam. Işıltıyla yüzleşince gerçekler ortaya çıkacak. Mavişim beni affedecek. Ondan sonra ver elini düğün, ver elini balayı. Oh be! İyi arıyorum ben o zaman. Tamam. Oğlum keşke planından bize de bahsetseydin ya. Abicim plan gayet basit ya. Şimdi bu nine kılığındaki Ferdi ile kamerayı gizleyeceğiz tamam mı? Işıltı da Ferdi'nin bu halini bilmediğine göre dikkatine kalıvereceğiz görüntüyü. Bu kadar basit ya. Hadi hayırlı işler. Sana da. Edip Bey. Bu akşam sizi yemeğe davet ediyorum. Eğer sizde bir katre kadar hatırım varsa teklifimi geri çevirmezsiniz. Sizin bendeki hatırınız bir ummansa eğer o ummandaki katre ben olurum Süreyya Hanımcığım. O halde hemen gideyim ben. Zor yemekler yapacağım çünkü. Bekliyorum. Tamam ama peşin peşin söyleyeyim. Fazla ümitlenmeyin. Siz hele bir gelin bakalım. Ümit veriyor musunuz, vermiyor musunuz göreceğiz. Tarık, ne haber? Aa, Işıltı ne haber? Hayırdır, ne arıyorsun burada? Mine ile konuştum da, o yüzden geldim. Ha, ne tesadüf ya. Ben de tam seninle bir şey konuşacaktım. Aa, ne konuşacaktın ki sen benimle? Şimdi bak Işıltı. Hülya bana ikimizin birlikte yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Asla böyle bir şey yaşanmamasına rağmen asla. Sen neden Hülya'yı kandırmaya çalıştın ki? Hem o fotoğraf ne? Photoshop mu? Photoshop mu o? Yok canım. Ya neden ben öyle bir şey yapayım ki? Yapmadım ben öyle bir şey. Ben de onu diyorum işte Işıltı. Ne gerek var böyle mizansenlere? Değil mi? Anne, köpek! Sen nasıl benimle böyle konuşuyorsun ya? Ya
Çocuklara uyut geldi takılalım diyen sen değil misin? Ya şimdi beni kandıran sen değil misin gibi? Nasıl böyle konuşuyorsun benimle? Ne diyorsun sen be? Ya çocukları uyku ilacıyla uyutmak için beni ayartmadın mı sen? Tabii. Şimdi böyle zoru görünce hemen kıvırmaya çalışıyorsun. Şuraya da kamera koymuşsun zaten. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. Terbiyesiz. Ya benimle oynadığın yetmiyor gibi bir de böyle canlı yayın yapıyorsun. Ha? Rezil ettin beni. Ay ağlama annem. Allah. Peter! Abi. Ya dur. Abicim bir dursana ya, dursana. İftiracı piton. Boynumda beslediğim yalan. Göstereceğim ben sana. Göstereceğim. Sen masum sevgilime nasıl iftira atarsın ha? Abicim bir dursana ya. Bir işin aslını öğrenelim. Abicim ben kimseye dokunmadım ya. Hadi oradan. Yalancı Carlos. Şişt. Sakin ol şampiyon. Ben Tarık'ın yalan söylediğine inanmıyorum. Bu ışıltı var ya, kesin bir işler çeviriyor. Bence de. Mine Hanımcığım, eğer emir telakki buyurmazsanız sizden bir ricam olacak. Gidip şu ışıltıyla bir konuşun. İşin aslı astarı neymiş öğrenelim. Yani şahsi kanaatimdir ama umumu ilgilendirir. Köstebek, altımı oymuşsun benim. Çekik gözlü katil seni. Dur, dur. Harikacığım. Ya konuşacaklarımız çok özelse hani akşam yemekte konuşalım. Ne dersin? Yok Necdet, burada da konuşabiliriz. Ha, tamam. Hadi o zaman. Ne bekliyoruz? Ya nasıl sorulur bilmiyorum ki. Hadi sor, sor. Sor. Çıktığın birisi var mı Necdet? Ne münasebet? Olabilsesin mi? Mümkünatı yok. Nokta. Sizin oraya geldik Necdet, inmeyecek misin? Ha, tamam. İneyim. Ne dedi, harika? Var mıymış çıktı? Müjde Ayşe'cim yokmuş. Hadi. Dikkatli dikkatli ha. Aman, aman şey yapmadan, devirmeden falan. Çok harikasın. Oh, on numarasın. Oh, üçüncü sınıflara taş yıkarırsın. Oh. Oh, Necdet. Bu ne hal? Mutluluk zehirlenmesi mi yaşıyorsun bakayım? Saksıyı çalıştırdım Nadir abi. Harika bana çıktığım birisi olup olmadığını sordu. E bu da demek oluyor ki harika benden hoşlanıyor değil mi Nadir abi? Tebrik ederim Necdet. Eh bre, yaman çocuksun. Aman Necdet, fazla havalanma. Süpermen bile zamanında attan düştüğünü Allah göstermesin. Aç barakonda. Ya kızım sen niye böyle yapıyorsun? Bu insanlar sana ne yaptı ya? Yaptılar işte bir şeyler ya. Anlamazsın sen. Ya niye anlamayayım? Sen bir anlat. Ya karışma bana Mine. Ya kızım senin içinde Blair cadısı falan mı kaçtı? Ne böyle insanları uyutmalar falan? Ya onlar benimle oynadılar Mine. Herkesin içinde alay ettiler ya benimle. Ama ben hepsinin intikamını alacağım. O Coşkun'dan da, Tarık'tan da. O şişko bakkaldan da. Sen de sakın bana engel olmaya kalkma. Tamam mı? Bakkal ne alaka ya? Git buradan Nero. Boşuna yalvarma. Açmayacağım sana kapıyı. Vallahi kimse yok diyorum ya. Gitti süt annem. Hadi sen de çık git, nereye gideceksen. Hazır süt annem ortalarda yokken. Ya kandırıyorsun beni. İnanmıyorum sana. Niye böyle bir şey yapayım ben? E süt annene de öldüreceksin beni. Ben kapıyı açınca o kadın elindeki savaş baltasıyla gene bana saldıracak. Ali sen beni deli çekmesin. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Yaptıkların yapacaklarının teminatıdır Nero. Anladın mı? Mahkemeye vereceğim seni. Tazminat alacağım. Yeter be. Ne yaparsan yap. Bıktım vallahi. Götür Mehmet, götür. Bugün bütün Mehmet
suları benden. Annem! Annem! Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Ya anne ben seni çok özledim. Sen nerelerdeydin annem ya? Geldim oğlum buradayım da. Baban olacak adam var ya, artık burama kadar getirdi. Yeter artık, isyan edeceğim. İsyan! Neriman Hanım'a bir bardak H2O getirelim Meftun. Sakinlesin biraz. Anne, sen de iyice Halil Sezai'ye bağladın ha. Neriman Hanım, sanatçı bu bestesinde aşka olan isyanını dile getiriyor. Siz neye isyan ediyorsunuz? Aşka mı yoksa başka bir şey mi? Ay ben neye isyan edebilirim Nadir Bey? Evet, çöreklenen Ali'ye tabii ki. Anlaşıldı. Tipik bir karı koca türbülansı. Biz aradan çekilelim Meftun. Değişmez. Her zaman. Annem! Sen çok özledim. Sen biliyor musun anne? Senin yok mu da o babam olacak adam bana mantıyı sayıyla verdi. Senin dolu dolu kepçelerini özledim. Bir kaşığa 40 tane sağ mantını özledim annem anne. Anne geç otur. Baksana bir deri bir kemik kaldım. Küçük prense döndüm ya. Gel kucağıma otur gel. Emin misin? Gel 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 otur gel. Gel gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Size layık değil ama. Ay bu ne bu? Kaymaklı ekmek kadayıfı. Ay ne zahmet ettiniz. Tatlımız vardı. Buyurun geçin salona. Yok ben burada mutfakta sizin yanınızda duracağım. Ama mutfak yasak size biliyorsunuz. O geçen akşamdı. Bu akşam böyle olacak. Peki. Ana yemek olarak erbasan tava yaptım. Belki sevmezsiniz diye bir de ciğer sarma yaptım. İsterseniz ikisinden de yiyebilirsiniz tabii. Çiğ köfte de yaptım. Ama sevmezseniz diye içli köfte de yaptım. Ama çiğ köfteyi severim. İçli köfte ziyan olmasın derseniz içli köftelere hemen analı kızlıya çevirebilirim. Yok yok hiç lüzumu yok. Siz bildiğiniz yoldan gidin. Şimdi analı kızlıya girmeyelim sonra manasız kıskançlık oluyor. Ha. Peki. Geçen sefer salatayı ben yapayım demiştiniz. Kıvırcıkları da yıkadım. Buyurun yapın. Yok. Salatayı da siz yapın. Ben şimdi buraya oturacağım. Bakayım siz güzel yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Ona bakacağım. Kızım çorba içmeyeceğine emin misin? Ya sen o çorbayı dolapta bulmadın mı? Evet, dolapta buldum. Yani dün akşamdan kalma. Kesin o hışırtı yapmıştır o çorbayı. Ben hayatta içmem. Ay kızım ne fark eder ya? Hazır yemek işte. Hem bak ne demişler? Yemek buldun mu yiyeceksin, dayak buldun mu kaçacaksın. Ay kızım iyi ki sana geldik ya. Vallahi annemle babamı hiç çekemezdim ben bu akşama. Bence de iyi oldu. Kızım ben de evimi özlemişim ya. Kızım ne yapacağız biz bu Ümit meselesini? Resmen ben sana aşık oldum dedi ya. Merak etme sen. Ben konuşacağım onunla. Bak iyice anlat ama. Yani bu bir oyun. Biz onu oraya oyun oynaması için çağırdık. Ben rolüme çok girdim, sana aşık oldum. Benimle çık diyor. Yok bende dalga geçti herhalde. Ya olamaz değil mi çünkü? Yani böyle hemen şıp sevdiler gibi bir anda görüp aşık olamaz değil mi? Değil mi Deniz'cim ya? Hop sana diyorum ya. Aa Deniz! Deniz!
Evet, buyurun. Ne oldu, beğenmediniz mi? Yok, güzel ama bu sosu için yoğurdun en az bir gün dışarıda beklemesi lazım. Bu böyle tatlı tatlı. Oysa mayoş olmalı. Yoğurdu yeni almıştım. Belli. Ciğer sarma nasıl? Bakalım. Çok güzel. Ya. Ama daha güzel olabilirdi. Nasıl yani? Şimdi bu içini hazırlarken siz takım ciğeri böyle kuru soğanla sotelemişsiniz. Oysa bu taze soğanlı olması lazım. Doğru. Çiğ köftenin de biraz bulguru diri. İçli köfteye bakalım. İçli köftenin de biraz irmiği fazla olmuş. Bir de böyle kabuğu biraz daha ince olması lazım. Ama yine de hepsi çok güzeller yani, bravo. Sınıfı geçtiniz. Yemeyecek misiniz? Yok. Neden? Ve onun nedenini sonra anlatacağım. Dans edelim mi? Tabii. Ne oluyor ya? Özüme döndüm demiştiniz ya, ben de size eşlik ediyorum. Hadi kaldırın kollarımı, hop hop. Flash, flash, flash. Dans, dans, dans. Bütün günlerin stresini attım valla. Oh canımı değsin. Nasıl? Beğendiniz mi sizin için yaptıklarımı? Hadi ama cevabınızı bekliyorum, söyleyin. Sizce? Bence beğendiniz. Hayır. Niye ama? Ama bu sefer de siz özünüzü kaybettiniz. Benim tanıdığım Süreyya Hanımcığım bu değil. Biz şimdi birbirimizi mutlu etmek için eğer kendimizi mutsuz ediyorsak... orada bir hata vardır. İyi misin? Kızım ne oldu bana ya? Ben de anlamadım ki. Doktor arkadaşın intihar mı etmek istemiş dedi. O ne demekmiş? Kızım kanında yüksek oranda uyku hapı çıktı. Ne? Deniz kesin o çorbadan oldu. Ben sana dedim ışıltını yaptığı çorba içilmez diye, değil mi? Haklısın galiba Hülya. Vardı o çorbada bir şey. Hatırla o gün eve girdiğimizde Talha, Coşkun, Ferdi nasıl balık istifi gibi uyuyorlardı. Kızım biz bu ışıltıyı fazla mı küçümsedik acaba? Hepimizi parmağında mı oynatıyor dersin? Pis. Ay bilmiyorum Denizciğim. Benim de kafam çok karışık yani. Ne var Deniz? Ya hadi beni anladım da bunları niye çağırdın sabahın köründe? Sizi yazılı sınav yapacağım. Alın bakalım bunları. Kopya çekmenizi engellemek için de hepinizi ayrı ayrı oturtacağım. Bu arada kendi aramızda konuşmak yok.
Coşkun, sen geç bakalım şuraya. Beni stres bastı yalnız. Bütün bildiklerimi unuttum ya. Ferdi. Sen de şuraya geç. Şey, yalnız öğretmenim, çok zor yerlerden sormazsanız eğer... Çünkü dün gece elektrikler kesikti de ben çalışamadım o yüzden. İyi, Ferdi sus. Sen de sus. Hepimiz susalım. Konuşmak yok. Evet, Talha Bey. Siz de şuraya geçin lütfen. Deniz bak, gerçekten özür dilerim. Ya bunlara hiç gerek yok. Sus Talha, sus. Geç. Şimdi herkes o gece benim evimde neler olduğunu harfiyen tek tek yazacak, tamam mı? Bu mu yani? Evet, bu Talha, bu. Bu Hülya için de benim için de çok önemli. Hadi bakalım. Süreniz başladı. Buyurun Süreyya Hanımcığım. Diyet kahvaltınızı getirdim. Buyurun o zaman, içeri geçelim. Ben yeşil çayları söyleyeyim o zaman. Herhalde kahvaltıyı birlikte yapacağız. Evet, süreniz doldu. Bırakın bakalım kalemleri. Ama evet. Siz şimdi aş evine gidin. Hülya ile ben de oraya geleceğiz, tamam mı? Şey, yalnız benim sınav çok kötü geçti. Galiba ben kalacağım. İyi Coşkun. Benden betersin vallahi. Hadi biz de gidelim. Fethi abi bekletmeyelim. Bugün büyük gün. Hadi, hadi. Ay Mevlüt okula başladığından beri aş evi ne kadar da sessiz Nadir Beyciğim. İnsan cıvıltısını özlüyor keratanın Aysel Hanımcığım. Ortalık bomboş. Vallahi şuradan şuraya adım atasım gelmiyor. Etraf ne kadar da sessiz. Nadir abi! Nadir abi. Aysel Hanımcığım, sessizlik mi buyurmuştunuz? Bu mahallenin sesi biter mi? Ben bir şey demedim Nadir Beyciğim. Fethi Bar, bu ne böyle iki dilen bir şekilde giyinmişsin? Doğum günü pastası gibi ha? Bir tek mumun eksik kafanda. Fethi Bey bugün görücüye çıkıyor da o açıdan Nadir abi. Vay, yakargillerden Fethi. Hayırdır? Ya Nadir Ertan, bugün bir tane prodüktör beni dinlemeye gelecekmiş, biliyor musun? Yani ben de o yüzden böyle cönümsü giyindim. Yoksa sivilde biliyorum, şekilsizin tekiyim yani. Estağfurullah. Madem öyle, pist açık, hava müsait, tayyare havalanmaya hazır. Eşberek onda. Hay sen yaşa. Kızım, böylelikle üçünü de sorguya çekmiş oldum. Tıpkı o Amerikan polisi dizilerindeki gibi. Ne yazmışlar peki?
Üçü de aynı şeyi yazmış. İfadeler birbiriyle tutuyor yani. Üçünün de en son hatırladığı şey çorba içmiş olmaları. Bak hatta Talha direkt ana yemek yemek istemiş. Ama Işıltı demiş ki çorba içmeyene ana yemek yok. Yani her şey o Işıltı'nın oyunu mu? Bütün deliler bunu gösteriyor. Yakında anlarız. Kızım eğer gerçekten öyleyse ben Tarık'a çok fena rezil oldum ya. Nasıl bakarım yüzüne? Bir de Ümit meselesi var. Ay ben herkese sevgilim diye tanıştırdım onu. Of ya. Tamam kızım ya, sıkma canını. Bulacağız bunu da bir çaresine. Hadi kalk gidelim. Nasılsın Harikacığım? Ya ben sana bir şey soracağım. Alayım soruyu Necdet'cim. Hani geçenlerde Örtmen bir ödev vermişti ya. Evet. İşte ben ondan 4 almışım. Yani sonuçta ben 4 aldıysam ve tam puan 5'se benim alamadığım bir puan nereye gidiyor ya? Öğretmen onu kime veriyor? Nasıl espri? Necdet, sanki başka bir şey söyleyecektim de son anda fikrini değiştirip bu espriyi uydurdun gibime geliyor. Aslında evet ya. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Hani sen dün bana kız arkadaşın var mı diye sordun ya. Yani orada bir şey mi ima etmeye çalıştın? Evet Necdet, bir şey ima ettim. O zaman ben de kendimi imara açtım Harikacığım. Yani nedir ki bu ima? Yani nasıl söylenir bilemiyorum ki. Aslında çok uzun zamandır var bu mesele ama biz tam olarak dün karar verdik. Kimle karar verdiniz ki? Ayşe'yle. Ayşe'yle. He. Tabii canım, haklısın yani. Sonuçta Ayşe senin yakın arkadaşın. Onun fikrini alman çok doğal, çok doğal. Ayşe ne düşünüyormuş bu ilişki hakkında? Ayşe çok uzun zamandır senden hoşlanıyor Necdet. Benden sana söylememi istedi. Ayşe'm. Necdet? Necdet? Necdet, Necdet iyi misin? Hocam, hocam. Necdet. Ne oluyor burada? Çekil etrafından, hava alsın çocuk. Harika, koş sen de hemşireyi çağır gel. Necdet, Necdet. Necdet. İyi misin? Necdet. Necdet. Kapat bakayım kontağı. Buyurunuz. Merhaba. Ben prodüktör Sinan Kendibulur. Buraya Fethi Bey'in kayıtlarını dinlemeye gelmiştim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Bizim gerekli hazırlığımız var. İsterseniz canlı da dinletebiliriz sizi. Acelem var. Banttan baksam daha iyi olur. Nasıl isterseniz. Bakalım, kazan mübarek olsun Fethi. Ateşte! Son, 2, 3, 4! Leblebi koydum tasak zannem. Leblebi koydum tasak zannem. Doldurdum basa basak zannem de. Doldurdum basa basak zannem. Nesi var hemşire hanım? Şekeri düşmüş sanırım. Vallahi bir ara ölümle burun buruna geldim ya. İyi misin Necdet? Sayır örtmenim. Necdet'ciğim, büyük ihtimalle şekerin düştü. Şimdi soruma doğru cevap ver ki sorununu anlayalım, olur mu? Ailenizde şeker hastası var mı? Yani
Şekeri severiz de öyle hastalık derecesinde değil. Büyük ihtimalle şekerin düştü. Öğretmenim, bende gofret var. Belki iyi gelir Necdet'e. Hadi bakalım, ısır Necdet. Hadi, ısır. Tadı ayva gibi. Kendime geldim bir anda. Ne komiksin Necdet. Şu halde bile espri yapabiliyorsun. İyi misin Necdet? O halde biz gidiyoruz. Dikkat et kendine. Sen neden bayıldın ki? Bence heyecandan bayıldı. Bence de. Şimdi ben de düşüp bayılacağım vallahi. İnsan bazen bilmeden hata yapar. Ama bu hatalar acıtmak için değil, sevdiği içindir. Ay Hülya, yeter ya, düşünme artık. Ne böyle kukumak kuşu gibi düşün, 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 düşün. Nedir yani? Prodüksör bey, nasıl buldunuz medarı iftarımız Fethi bölüm performansını? Vallahi fena değil. Üzerinde biraz çalışırsak olur. Sağ olun canlarım, sağ olun. Teveccühlerinize layık olmaya çalışacağım. Tezahürat istemez. Yalnız sizin buralarda Tarık Aratan diye bir genç varmış. Evet var. Ben oluyorum kendisi. Asıl ben sizin sesinizin çok iyi olduğunu duydum. Hazır buradayken bana bir şarkı söyleseniz. Yok ya, sağ olun, teşekkür ederim. Benim kariyer planımda böyle bir şey yok, sağ olun. Selam. Merhaba. Geç kalmadık değil mi? Yok, tam ortasında geldiniz Bayan Basket. Evet, Tarık da şimdi patlatıyordu bir tane. Ya Ferdi, uzatmayın konuyu abicim. İstemiyorum albüm falan. Ama daha teklifimi duymadınız. Hadi Tarık ya. Bak yıllardır hayalini kurduğumuz şey ayağımıza geldi işte. Hadi. Benim yıllar önce kurduğum ne hayaller vardı. Ben onlardan vazgeçtim. Bu olmasa ne olur? Tarık, 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 Tarık. Ama ellerim sargılı. Nasıl gitar çalacağım? Ben çalarım Tarık. Ne diyorsun Nadir abi? Vallahi jön makinesi, patlat bakalım bir tane. Daha teklifi almadık. İnsan bazen bilmeden hata yapar. Ama bu hatalar acıtmak için değil, sevdiği içindir. Yanarım, yanarım. Gün geçer yanarım, gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım, gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Delikanlı, bravo. Seni Almanya'ya götüreceğim. Orada en iyi stüdyolarda en iyi müzisyenlerle çalışacaksın. Seni Avrupa starı yapacağım. Yeter ki bana evet de. (Gülüyor)
zaman işler değişir. Ben de zaten buralardan gitmek için geçerli bir bahane arıyordum. Bu çok iyi oldu.